Başkan Trump, Washington'ı terk ederken 3 ay öncesine kadar yan yana kampanya yaptığı yardımcısı dahi yanında değildi. Kızının nişan yüzüklerini Beyaz Saray'da taktı, resmi son saatlerinde başkanlık uçağıyla Miami'ye uçtu. Zaman darlığı yüzünden sabahın körüne aldığı zoraki uğurlama töreninde bir avuç destekçisi ya vardı ya yoktu. Joe Biden'ın yemin töreni adeta bağımsızlık günü kutlamasına döndü, kabul. Ancak aynı Amerika, şu son 3 ayda yaşananlarla dünyaya iyi örnek olmadı. Bundan sonra herhangi bir parti veya başkan seçimi kaybettiği halde ben kazandım diye ortaya çıkabilir ve bu tezine milyonlarca taraftar bulabilir. Parlamentoyu basıp yakıp yıkabilir ve bunu kendine oy verenlerin yarısı onaylayabilir. Amerika'da bunlar oldu. Trump'ın Twitter hesabının gerçek dışılık, halkı isyana teşvik gibi nedenlerle iptal edilmesinin, mesela Türkiye'de doğurduğu şaşkınlık biraz da bundan. Günü gelince bizim reis de bloklanırsa bunu nasıl aşarız? Son aylarda Türkiye'de ciddi siyasi sancı var. Muhalifler için oksijen tükenirken saray ve etrafı nasıl iktidarda kalırızın planlarını yapıyor. Rejimin iki görünür unsuru birbirine muhtaç, mecbur ve mahkum. Ayrılık her ikisinin de sonunu getirir. Siyaseti sopayla yönetme biçimine geçmeleri bundan. Canlarını sıkan kişilerin başına silah dayıyor, demir çubuklarla öldüresiye dövdürüyor, yargıda olayı örtbas ediyorlar. Rejimin yolunu açan isim Bahçeli. Akşener'in MHP kongresini toplamasına mani olan Erdoğan'a böyle teşekkür etmişti, çabuk unutuyoruz. 2023 için Erdoğan'ın adaylığını erkenden ilan eden de aynı Bahçeli. Bu uğurda karşısına çıkan herkese hedef göstermesi bundan. Tüm anketlerde Akşener'in partisi MHP'yi en az 3-4 puan geçtiği için çok sinirli. Milliyetçi tabanın altından kaydığını düşünüyor. Eski ülkücüleri sıradan yaylım ateşine tutması bundan. Ahmet Davutoğlu Karar TV'de dedi ki Erdoğan tasfiye edilecek. Seçimi kazanmış olsa bile etrafı kuşatılmış olacak. Bir dikta rejimi kurulacak. O zaman Erdoğan'ın yanında olacağız. Çevresindeki hiç kimse olmayacak. Bahçeli buna öyle köpürdü ki Davutoğlu'nu değil ona soru soran gazetecileri hedef gösterdi. Yalnız bir konuyu düzeltelim. Erdoğan'ın hali hazırda çevresi kuşatılmış halde zaten. Bu kuşatmayı yarmaya çalışıyor. Becerirse ülkenin vay haline.